E, o anketlerle ilgili Heh, çalışma var. Konuşalım. O da çok ciddi bir e, işçi evet. üzerinde yapılan bir anket değil mi? Şimdi o anketi aslında çok doğru da bir çalışmaydı o. Hı -hı. Biliyorsun Ekim ayında yapıldı bu anket. Hı -hı. E, hem çalışanlara soruldu, hem esnafa soruldu. Niye esnafa soruluyor? Neçede biz çalışanlar maaşımızı aldığımız zaman gidip orada harcıyoruz. Tabii. Bizim gelirimiz arttığı zaman esnafın da e, geliri artmış oluyor. Dolayısıyla Hı -hı. üniversite çevrelerine herkese soruldu, işverene de soruldu. Çıkan sonuçlara bir bakalım. Hı hı. İşverenin cevapları burada ilgimi çeken en son madde var ama en, en üstten başlayayım istersen. Yüzde 34'ü yani büyük çoğunluğu 3.500 ile 3.750 lira arasında bir rakam olsun istiyor. Yüzde ee, 19'luk, yüzde 20'ye yakın bir kesim 3.250-3.500 olsun diyor. Ama yüzde 14 ki önemli bir rakam 3.750-4.000 lira olsun diyor. Şimdi bu maliyeti karşılayabileceğini düşünüyor. Evet. Şimdi burada... Ee, i̇ş adamına yapılan şu anda 75 liralık her çalışan için bir destek var. Hı hı. O desteğin artırılması söz konusu, o desteğin işçiye verilmesi söz konusu. Dolayısıyla burada e, vergi destekleriyle prim destekleriyle e, bu rakam daha da artabilir. artabilir. Ee, Dim bir beklenti oluşturmak için söylemiyorum ama mevcut e, çalışmadan bahsediyorum hı hı. ben. İşçiler ne istiyor? Ona bir bakalım istersen. %37'si ki ekseri çoğunluk evet, 3750 ile 4000 lira istiyor. Yani hı. işçilerin ekseri çoğunluğuyla iş adamlarının %20'ye yakını aslında aynı rakamda aynı. buluşmuşlar. Evet bir taraftan %34'ün tepe noktasıyla diğer evet. tarafta %37'nin tabanı aynı. Aynı. Yani evet. demek ki bir uzlaşıyla bu iş çözülecek. Burada evet. hükümet destekleriyle devreye girdiği vakit e, rakam belki de şu %13'ün istediği rakama gelecek. %21'lik bir rakamda 4500'ün. Üstünde istemiş. Şimdi evet. vergi desteği şu anda yapılıyor mu? Yapılıyor. Nerede hı hı. yapılıyor? Mesela akaryakıtta yapılıyor. Şu anda Eşel Mobil dediğimiz bir sistem var. Hı hı. Benzinin litresinde 3 liraya kadar parayı devlet almıyor bizden hı hı. vergi olarak. Dolayısıyla hani vergi destekleri yapılabilecek bir şey. Enerjide yapılıyor işte doğalgazda, elektrikte vesaire de. Burada da bu vergi desteği yapılabilir. Bir de o evet. ankete bakıp yeni ekonomik modele geçelim bence. Evet. E, anketi verdi arkadaşlar. Var mı ha, başka? Son, bununla ilgili detaylar bu kadardı. O zaman e, buna da bir kısaca bakalım evet, mı? Şimdi bu, bunu da anlatayım size. Yani neler buradan alınabilir diye. Hı hı. Mesela şurada işçinin talebi vardı. Sosyal güvenlik primi ödüyor işçi. Yüzde on dört, lira. Yani işçinin maaşından kesilen kısım bu. Hı hı. E, burada beş puanlık bir indirim istediler. E, i̇şverene beş puanlık indirim yapılıyor. Burada beş puanlık bir indirim yapılırsa... Bu %9'a düşecek. Hı hı. Aşağı yukarı 180 liralık bir e, buradan e, gelir elde gelir, edecek evet. işçi. E, 35 lirayı da buradan çıkartırsanız 200'ü geçti. Evet. Gelir vergisini 187 lirasında çıkartırsanız. Şurada hı. ikimiz durup dururken 400 lira zam yaptık zaten. Evet <laughs> aynen öyle. Şimdi tabii e, gelir vergisi 187 lira ama aslında gelir vergisi 456 lira. Çünkü asgari geçim indirimiyle 268 lirası geri veriliyor. Hı hı. Dolayısıyla. E, gelir vergisi, asgari geçim indirimi ve damga vergisini çıkarttığınız zaman işte apartman görevlilerinin evet. asgari ücreti ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 751 liralık bir kesinti var. Bundan ne kadar fedakarlık yaparsa devlet e, o kadar Yaş. işçinin zammı artmış olacak. Peki ee, o zaman... Bekleyelim e... 9 Aralık'ta inşallah bu belli olacak evet, öyle gözüküyor. Evet aynen üzerine bir yayın daha yaparız belki. O zaman Faruk Bey şeyle devam edelim tabii ki yeni ekonomik modelle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kurtuluş savaşı olarak e, nitelemişti bunu. Hakikaten de üzerine çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Ama bir taraftan vatandaşın aklında çok fazla soru işareti var. En büyük soru işaretlerinden biri şu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi, piyasalara yansıması olacak dedi. E ne zaman bu yansıma görünmeye başlanacak? Bir de basit bir şekilde bize bu modeli anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi buradaki savaş aslında bana göre. Faiz ekonomisiyle üretim ekonomisi arasında devam ediyor. Yani Hı -hı. onu verebilirse arkadaşlar evet, şimdi bize ne getiriyor diye bir bakalım. Hı -hı. E, i̇stersen oraya gidelim. Evet. Şimdi e, faiz ekonomisinde e, yüksek faiz var. Yani Hı -hı. faizleri artırırsınız, Hı -hı. kuru düşürürsünüz. E, üretim, faizleriniz arttığı zaman üretiminiz de azalır. Yani Hı -hı. siz kaynak bulamazsınız. İşte yüksek faiz olursa durgunluk olur. Ee, yüksek faiz maliyetlerinizi arttırır, enflasyon olur, hı hı. yatırımlar durur. Dolayısıyla siz üretmezseniz, yatırmazsanız işsizlik olur. Hı hı. Ee, ne olur? Siz üretmezsiniz. Ee, paranız belki biraz değerlenir, geçici olur. Bunları yaşadığımız için söylüyorum, örneklendireceğim. Hı hı. Ee, paranız değerlendiği zaman ithalatınız artar. Belki siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir dönem bu ülkede e, ne alırsam 1 milyon diye e, dükkanlar vardı. Evet, bir 1, yani. milyoncular. He, bir milyoncular vardı. Ee, i̇şte uzak doğunun çeri çöpü buraya gelirdi ee, çatal iğneden bilmem kaleme kadar her şeyi biz oradan alırdık bir liraya ya da 1 milyona işte o zaman enflasyon vardı ya da altı sıfır atılmamıştı. Hı hı. Düşünün siz kalem bile üretmiyorsunuz böyle bir ekonominin yaşaması mümkün değil. Şimdi hı. yüksek faiz faiz ekonomisinde yüksek faiz var karşısındaki üretim ekonomisinde ne var düşük faiz var faiz düşerse ne olur piyasa canlanıyor. Niye? Siz mesela ev almak isteseniz yüksek faizden alabilir misiniz? Kredi alamıyorsunuz. Araba almak isteseniz alamazsınız. Piyasa canlanıyor. Enflasyon düşüyor. Yatırımın durmasına karşılık artan yatırım ve üretim gerçekleşiyor. E o da ne oluyor? İstihdam oluyor. Bunun sonucunda da büyüme oluyor. Devam edelim. Faiz ekonomisinde cari açık oluyor. E yani siz üretmediğiniz için, satmadığınız için aldığınızdan verdiğiniz daha çoğalıyor ve bir açık veriyorsunuz. Üretim ekonomisinde cari fazla veriyorsunuz. Çünkü niye? Üretiyorsunuz, satıyorsunuz, gelir elde ediyorsunuz. Hı hı. Sıcak para geliyor. Bu ülkeye hep sıcak para geldi. Yani sıcak paradan kastımız şu. Geliyor adam, sizde faiz yüksek, kur yüksek. Geliyor parasını burada bozduruyor. Biraz faizde tutuyor. Biraz borsada tutuyor. Çıkarken tekrar geldiğinde dolarını bozdurduğu için, dolar biraz düştü ya, borsaya şuraya buraya giriyor. Oradan karını yapıyor. Çıkarken de e, düşük e, kurdan parasını tekrar alıyor gidiyor hem kurdan kazanıyor hem faizden kazanıyor yıllarca bizim çalışıp ürettiğimiz kaynaklarımız buraya aktarıldı. Hı hı. Dolayısıyla biz sıcak parayı denedik hı hı. bu ülke denedi. sıcak para gelsin mi gelsin ama bir yandan da doğrudan yatırımın gelmesi lazım doğrudan yatırım nedir yabancı gelir buraya fabrika kurar hı hı. işçi çalıştırır işte doğrudan yatırım bu o, sıcak para yerine o zaman burada üretmiş olur hı hı. E, ve bu ülkenin kaynaklarını götürmez. Bu ülkenin kaynakları bu ülkede kalır. Hani hı hı. bir köy örneği vermiştim. Bir köyde 20 tane hane olsun. Bu 20 hanede 20 birimlik bir e, mal ve hizmet üretsin. Hı hı. Şimdi bu 20 kişiden 3 kişi ben faiz kazanacağım deyip çalışmazsa hı. 17 kişi çalışır o 3 kişi yatar. Ve dışarıdan gelenler de o köyün e, kaynaklarını e, sömürürler. Hı hı. Dolayısıyla oradaki 17 kişinin psikolojisini düşünün. Şimdi ithalatta patlama olur. Yani üretmediğiniz zaman... Düşük e, kurda siz işte dediğim gibi çatal iğneyi de kalemi de yurt dışından alırsınız. Yunanistan örneği gibi akşam e, şey e, sırtaki sabah siesta yani üretmiyor, hı hı. E, çalışmıyor. Ne oluyor? Batıyor. Şu anda Almanya'nın bir eyaleti gibi aslında. Onlar olmasa batacaklar. Evet. Dolayısıyla... E, Üretim ekonomisinde ne oluyor? İhracat oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Şu anda bakın kaç aydır ihracat rekor üstüne rekor kırıyor. Siz üretirseniz dışarıya malınızı satarsınız. Sattığınız zaman döviz gelir. O dövizle bizim enerjiye olan ihtiyacımız karşılanır. Dolayısıyla cari fazla verirsiniz. Burada faiz ekonomisinde daralma, üretim ekonomisinde de büyüme olur. Büyümeyi de hemen örnekle anlatayım sana. Hı hı. Bir gelir elde ediyorsunuz. O gelirle bir talep oluşturuyorsunuz. Yani hı hı. E, siz bir şey almak istiyorsunuz. Mesela işte 10 tane ekmek almak istiyorsunuz. Hı hı. Birileri de 10 tane ekmek üretiyor. Siz 15 tane ekmek almak istediğiniz zaman o 10 ekmek üreten fırıncı bir fırın daha açıyor. Yani hı hı. yatırım yapıyor. Yatırım yaptığı zaman o yeni açtığı fırına yeni bir eleman alıyor. Yeni bir eleman al yani istihdam açıyor. Hı hı. İstihdam açtığı elemana bir maaş veriyor. O maaşı alan eleman tekrar gelir oluşturuyor, tekrar ekmek istiyor. Hı hı. Hatta maaşından bir kısmını da tasarruf yapıyor. Tasarruf yapılan miktarın bir kısmı da eğer yastık altına gitmiyorsa bankadan kredi olarak yatırıma dönüyor. Yani bizim hepimizin ürettiğimiz, harcadığımız, tükettiğimiz ve tasarruf ettiğimiz bütün mal ve hizmetler büyümeyi gösteriyor. Büyüme ne olmalı? Sağlıklı olmalı. Bazen seninle konuşuyoruz. Hı hı. Siz e, sürekli hamur işi yerseniz bir vücut düşünün şişmanlarsınız yani evet. şişersiniz bakın büyüdük kocaman olduk ama ne oldu kalbimiz hasta sağlıklı değiliz ama biz spor yaparak sağlıklı beslenerek büyürsek fit bir vücuda Ulaşırız. kavuşuruz evet. şimdi buradaki büyüme fit bir vücut son evet. büyüme rakamı 7.4 açıklandığında baktık ki ihracat var tasarruf var tüketim var yani dengeli bir büyüme olmuş fit bir vücut şişmemişiz büyümüşüz